Selamünaleyküm. Allah geceniz hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesiniz. Dergahta sizin imamlığınızda namaz kılmak istiyoruz. Bu mümkün müdür? Allah denk getirsin inşallah. Babam ve annem evlendiğinden beri babaannemin yanındalar. Ona bakıyorlar. Ve oturdukları ev çok eski. Dededen kalma. Ama şu an tapu babamın üstüne verildi. Babam şu an evi satmak istiyor. Ama babaannem çok kötü durumda. Eziyet ediyor onlara. Babam ne yapacağını bilemez halde. Dua eder misiniz? Babam için bir öneriniz var mı? Ne yapmalı şu an? Baban annene bakmaya devam etsin. Eğer evi satıp daha iyi bir ev alabileceğini düşünüyorsa bunu yapsın. Eğer daha iyi bir ev alamayacaksa hiç satmasın. Rahatını bozmasın. Sabretsin inşallah. Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek dünyada cefaya, Allah'ı sevmek dünyada dertlere hazırlıklı olmak gerektirir. Dualarımızda hem sevgiye, aşka ulaşmak hem de dünyada da selamet ve afiyet istemek tezat oluşturur mu? Bu sebeple dertler ve cefalar lütuf mudur? Her dönemin kendine ait derdi cefası vardır. Her dönemin kendine ait sıkıntısı, belası, musibeti vardır. Müslümanlar Adem'den itibaren kendi yaşadıkları dönemde, kendi yaşadıkları dönemin sıkıntılarını, problemlerini, dertlerini, çilelerini çekerler. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın kuyuya ve zindana atılması gibi, Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin görmemesi gibi, Musa Aleyhisselam başına Firavun'un musallat olması gibi. Örneğin işte sahabelerin, Mekke'deki sahabelerin, müşriklerin eza ve cefalarına katlanması gibi. Hicret etmeleri gibi. Yani düşünebiliyor musunuz? Hicret ediyorlar, evlerini, barklarını bırakıp çıkıp gidiyorlar. Ve ardından da müşrikler onların evlerini, barklarına konuyor. Tabiri caizse el koyuyorlar. Onların mallarına el koyuyorlar. Yani o iman eden o kimselerin imanlarından dolayı mallarına el koyuyorlar. 28 Şubat'ta yapmışlardı bunu. Normalde bazı hoca efendilerin, bazı şeyh efendilerin mesela evlerine el koydular. Bazı yurtlara el koydular. Yani yurt ama işte şahsın üzerinde. Şahsın üzerindeki bir Kur'an kursuna el koydular. Şahsın üzerindeki bir yurda el koydular. 28 Şubat'ta olanları söylüyorum. Dönem dönem bu sıkıntılar şimdi ta şeyden aldık ya. Sahabeden. Sahabenin Mekke'deki sıkıntıları, oradaki iman edenlerin sıkıntıları, dertleri, problemleri, Medine-i Münevvere'deki sıkıntılar, dertler, problemler, aşere-i mübeşşere zamanındaki sıkıntılar, problemler. Ardından geliyoruz biz Muaviye zamanına. Muaviye'den sonra Yezid'in zamanındaki sıkıntılar, problemler. Yezid'den sonraki gelen Emevi sultanlarının Ehl-i Beyt'e yaptıkları sıkıntılar, problemler. Yani düşünebiliyor musunuz? İmam-ı Hanbel'in çektiği sıkıntıları,
Düşünebiliyor musunuz İmam-ı Azam'ın çektiği sıkıntıyı? Yani İmam-ı Azam Hazretleri şehit edildi. Bütün imamlar eziyet çektiler. Gelin zaman dönem dönem şimdi. Hadi bu tarafa doğru gelelim. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Ahmet el-Rıfa Hazretleri, Ahmet el-Bedevi, İbrahim Duseki kendi zamanlarının sıkıntılarını, problemlerini çeke çeke geldiler. Bu her dönemin sıkıntısı vardır. Bir kimse ben Allah'ı seviyorum, Resulünü seviyorum diyorsa ben Kur'an'a tabi olacağım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetini, seniyesini işeyeceğim, yaşayacağım diyorsa bu sıkıntılar hiçbir dönem bitmez. Gelin şimdi bu tarafa doğru mesela bu normalde sanki Emeviler zamanında çekildi de ondan sonra çekilmedi mi? Ondan sonra da devam etti. Bu problemler, sıkıntılar Osmanlı'da da farklı bir cenahta devam etti. Mesela Osmanlı'nın fütuhatı vardı. Fütuhatla alakalı belki de sınırların içerisinde bir şey yoktu. Ama sınırların dışına gidenler o sıkıntıları çektiler, problemleri çektiler, o dertleri çektiler. O sıkıntıları yaşadılar. Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Yine o sıkıntılar, problemler ne yaptı? Devam etti. Bakın, burada meselenin aslı, özü zamanın sıkıntılarına göğüs germektir. Zamanın dertlerine göğüs germektir. Zamanın kendi içerisinde, kendi dairesinde Müslümanların üzerinde oynanan oyunlara göğüs germektir. Bu geçmiş bir dönemde işte sahabenin ehad demesidir. Onun o sıkıntının içerisinde. Kimisinin işte eşinden, aşından olmasıdır. Malından, mülkünden olmasıdır. Bunlar hiç eksilmez Adem'den itibaren. Ve eksilmeyecek de. Şimdi bugün de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin sünnetine tabi olacağım derse bir kimse, o sünneti işleyeceğim derse bugün de sıkıntı yaşar. Ben Kur'an'a tabi olacağım, Kur'an'ı yaşayacağım derse bugün de o sıkıntıyı yaşar ki yaşamaması mümkün değil. Yaşanıyor zaten. O yüzden her dönemin, her beldenin, her bölgenin kendine ait bir sıkıntısı, problemi vardır. Kendine ait, kendi zamanına ait. O gün için zor katlanılabilecek, o gün için ona sabretmenin, onu katlanmanın, onu yürütmenin, onu götürmenin, onu sırtlamanın zor olacağı hal, hareket, tavır, davranışlar hep olacaktır. Ve Müslümanlar kendi sistemlerini kurmadıkları müddetçe Kur'an ve sünnete dayalı bu sıkıntıları hiç bitmeyecektir. Kurulsa farklı sıkıntılar oluşur. Yine oluşur. Sıkıntısız, dertsiz, gamsız, kasvetsiz bir dünya yok. Bir Müslüman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip iman edip imanını yaşamaya koyulursa dakika bir, gol bir sıkıntı onu bulur. Eğer hiçbir sıkıntısı, derdi yoksa o kimse kendince imanını bir daha gözden geçirsin. Yaşamış olduğu dini, kendi yaşadığını din olarak gözden geçirsin. Dinden algısı ne? Nasıl bir din yaşıyor? Bunu gözden geçirsin. O yüzden biz hiçbir zaman burada diyor ya işte afiyet, biz hep afiyet isteriz. Derdin içindeyken de afiyet isteriz. Sıkıntının içindeyken de afiyet isteriz. Sufi felsefesi biraz daha meseleye farklı bakar. Biz derdi normalde kendimizce bir şifa gibi görürüz. Sıkıntıyı bir merhem gibi görürüz. Problemi biz manevi bir eşik gibi görürüz. Öyle
Ama kendimizi aldatırız. Önemli değil. Onu öyle geçeriz. Allah bizi muhafaza eylese. Dualarımızda tercih mi yapmalıyız? Normalde insanlar dua ederler. Dua etmek hem ayetle hem hadisle sabit. Dua edin. Muhakkak ki dualar sizin gönlünüzün bu noktada bir penceresi olacaktır. Ayakkabınızı bile Allah'tan dileğiniz gibi bir geniş hazine varken ne yapacağız? Bu zor bir şeydir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hususi dairede hususi olarak sahabesine söylediği bir tavsiyedir. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e söyler. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e kamçısını söyler. Başka bir sahabeye de Ebu Zer Gifari'ye der. Ayakkabının bağının bile Allah'tan istediği. Hazreti Ebubekir Efendimiz'e düşen kamçını bile der. O yüzden bunlar hususi virtler, hususi terbiyelerdir. Bunu ümmete mütalik görmek biraz Allah muhafaza eylesin sıkıntılıdır. 3 İhlas bir Fatiha'nın sırrı nedir? Çok basit, çok kısaca söyleyeyim. Kim 3 İhlas bir Fatiha okursa Kur'an'ı hatmetmiş gibi ona sevap verilir. Bağışlama yapmanın sebebi nedir? Hediye ederiz biz. Hediyeleşmek sünnettir. Siz 3 İhlas bir Fatiha her gün okuyup Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine hediye ediyorsunuz. Geçmiş peygamberlere. Hediyeleşmek sünnet olduğuna göre hediyeleşmenin en altı ayniyle karşılık vermek. Onun bir üstü fazlasıyla, misliyle karşılık vermek. Hiçbir şey yapamıyorsanız ona dua edin diyor. Hediyeleşmek. Kimle hediyeleştin? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle, geçmiş peygamberlerle, ashabla, pir efendilerle, imam efendilerle, velilerle, mürşitlerle, müminlerle. Ne güzel hediyeleşme. Bağışlayan ve bağışlanan faydası nedir? Biz sufiler meselenin fayda tarafına bakmayız hiç. Biz fayda için bir şey yapmayız. Fayda için bakarsak menfaat girer işin içerisine. Allah muhafaza eylesin. Dersli dervişlerin derslerini çekmelerinin faydası nedir? Çekmeyenin ahvali ne olur? Tekrar söyleyelim. Biz namazı, abdesti, orucu, virdi, dersi bir fayda mülahaza ederekten yapmayız. Cenab-ı Hak bize emretmiş. Allah'ı zikredin. Biz de zikrederiz. Derviş ilk aldığı dersi ne zamana kadar çeker? Çektiği yere kadar çek 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 Allah çek. Ders değişir mi? Kolay kolay değişmez. Ayrıyeten virt alırsa o kimse alır. Almasa da bir şey değişmez ki. Almadı diyelim. Ne yapacak? Dersim terk edecek. Virdim terk edecek. Dersim değiştirecek. Allah bizi affetsin inşallah. Eşimle ilgili olarak anlaşmazlıklar yaşıyoruz. 2 çocuğum var. Ayrıldık. Sonra tekrar çocukların psikolojisi bozulduğundan dolayı beraber yaşamaya karar verdik. Ama şu an aynı evde yaşayan 2 yabancıyız. Dualarınızı eksik etmeyin. Konu hakkında nasıl bir yol izlemeliyim bilmiyorum. Hakkınızı helal edin. Biraz böyle bu konudaki analizim size tuhaf gelebilir. Şunu merak ederim. Bir kimse 7 yabancıyla anlaşır da çocuklarının annesiyle veya babasıyla nasıl anlaşamaz diye. Ben evliliklere bakarken genel itibari olarak kusurlu olarak erkekleri görürüm.
namus söz konusu olmadığı müddetçe, işte daha birkaç daha ağır şeyler olmadığı müddetçe evliliğin dağılmasına birinci sebep erkekleri görür. Erkek bir şekilde evliliğini götürmeyi, yürütmeyi, evliliğini ebediyete kadar götürmeyi düşünmeli. O evi geçindirme, eşini, çoluğunu, çocuğunu ileri doğru götürme, çocukların geleceğini düzgün bir şekilde kurma açısından birinci derecede sorumlu erkektir. Bir erkek bir evi, bir eşi, çoluğu, çocuğu sevk ve idare edemeyecek noktadaysa evlenmeyecek. Adam mümkün olduğunca gücünün yettiğince yapıyor ama kadın nefsine uymuş. Hani derler ya gemi azıya almış diye. Gemi azıya almış. O zaman adamın yapacak bir şeysi yok. Ben hep kardeşler arkadaşlara derim ya, kovan siz olmayın, döven siz olmayın, gönderen siz olmayın. Ben böyle daha aktif önceden bu tip işlerin içindeydim. Şimdi böyle küçük küçük kelimeler, cümleler söyleyeceğim. O kelimelerin, cümlelerin sahipleri bunu bilirler kendilerince. Yani bir kadın örneğin bir adamı istemiyor. Ne yapabilir adam ona? Mesela birisi dedi ki kocası için, onu gördüğümde şunu görüyor, şöyle bir şey görüyormuş gibi oluyorum dedi. Dedim bak sen boşanmayı istiyorsun, ayrılmayı istiyorsun. Yarın öbür gün dedim, oğulların bana bu mevzuyu sorarlarsa derim ki dedim, anneniz böyle 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 dedi. O yüzden babanız mecburiyetten onu boşadı. Yoksa babanız onu boşamayacaktı derim dedim. Şimdi ne olursa olsun bir erkek mümkün olduğunca evliliğini yürütmeye, götürmeye çalışacak. Ama olmuyor. Kadın ayrılmayı düşünüyor, ayrılacak. O zaman adamın yapacak bir şeysi yok. Ve hatta bazen ben de şahit oluyorum ona. Kadınlar o kadar erkeklere ağır laflar söylüyorlar ki, erkeğin o evliliği götürebilirliği kalmıyor. Dil önemli. Bazen erkekler de kadınlara öylesine ağır kelimeler kullanıyorlar ki o kadının o adama kadınlık yapması mümkün değil. Bu böyle sufi kardeşlerin içerisinde bunların yaşanması daha da acı. Bu daha sıkıntılı bir şey. Gönül arzu eder ki böyle bir şey olmasın. Ama bir evde paylaşıyorlar, bir evi paylaşıyorlar. İnsanlar yedi kat yabancıyla ortak bir nokta bulup yürüyebiliyorlar. İnsan çocuklarının annesi, çocuklarının babasıyla ortak bir nokta bulamazlar mı? Ben bir onun normalde oğluydu. Pardon, özür dilerim. Gelini mi, o gelinin mi, kızı mı ne bana söyledi. 30 yıldır aynı evde yaşayıp birbirleriyle konuşmayan, birbirlerinin yemeğini yemeyen aile biliyorum. Çocuklar evlenmiş, torun torba sahibi olmuşlar. Bakın, çocuklar evlenmişler, torun torba sahibi olmuşlar. Adam çarşıdan ne alacaksa eve ihtiyaç olanı alıp geliyor, koyuyor mutfağa. Adam ayrı yemek yapıyor, kadın ayrı yemek yapıyormuş. Birbirlerinin yemeklerini de yemiyorlarmış. Odaları da ayırmışlar. 30 yıldır
Ben dayanamadım. Çocuklar nasıl oldu dedim ben. Çocuklar olduktan sonra olmuş o dediler. 30 yıldır dokunmak da yok birbirlerine. Dedim bundan kaynaklanmış ben de şimdi. Çocuklarına. Adam dedim adamlık yapacaktı. Böyle baktılar. Dedim kadını zorlayacaktı dedim. Bu tecavüz değil tabii. O da çekilmiş kenara. Yani böyle bir hayat yaşanabilir mi? Allah muhafaza eylesin. O yüzden eşler mümkün olduğunca birbirlerine saygı, sevgi, muhabbet noktasında duracaklar inşallah. Allah muhafaza eylesin. Duygularımla oynayan bir kişi var. Sonradan öğrendim. Ancak gönlümü kaptırdım. Vazgeçmek istiyorum. Ne yapmalıyım? Kalbimi soğutamıyorum. Bildiğim halde hala vazgeçmiyorum. Zor durumdayım. Ne yapmalıyım? Duygu aldatır insanı. Hep zarar ettirir. Sen hakikate yönel. Önceden genelde herkese selam vermeye çalışıyordum. Bir ortamda konu açıldı. Selam kimlere verilir denildi. Yaşlı bir amca hadis ile sabit namaz kılanlara verilir denildi. Yorumunuz, selamı yayınız. Bunda da başarısız olursam ona namazda parmaklarını çıtlatmasını söylerim. Eğer o kimse namazda parmaklarını çıtlatmaya devam ederse beni yüceltenlerden olur. Ben ezan okunurken çıtlatanı görüyorum. Kâmet getirirken çıtlatan, Kur'an okunurken, ayet okunurken maşallah nelere dikkat ediyorsunuz ya. Ezan okunurken milletin eline mi bakıyorsunuz? Siz de ezan okuyun. Ben 30 yaşındayım. Siyaseti çok iyi bilen biri değilim. Şu anki sistemde ciddi adaletsizlikler ve yolsuzluklar var. Maddi ve manevi zulümler görmekteyim. Bir Müslüman olarak nasıl bir siyasi arayış ve takipte olmalı? Savaş. Takipte olmalı, savaşmalıyım. Öyle mi? Savaş. Başımızdaki kişinin İslam'a hizmetine mi bakmalıyız? Ayrıca yeni kurulan Refah Partisi ve Fatih Erbakan hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Ne yazık ki Müslümanlar sahipsiz. Müslümanlar sahipsiz olduğu kadar da dağınık. Dağınık oldukları kadar da birbirlerine düşmüş vaziyetteler. Bu gerçekten ümmeti Muhammed'in durumu iç açıcı değil. Bu dağınıklık yaklaşık 200-250 yıldan beri devam ediyor. Müslümanlar zaman zaman ama herhangi bir cemaatin, tarikatın, siyasi liderin peşine takılıp bu dağınıklığın biteceğini, bu dağınıktan kurtulacaklarını düşünüyorlar. Ne yazık ki bir müddet sonra Müslümanlar oradaki işlerin değiştiğini, farklılaştığını görüyorlar. Burası en acı tarafı. Ümitsizliğe ve umutsuzluğa düşüp dağılıyorlar. Bunu normalde şeyh efendiler, hoca efendiler, siyasetçiler
suçu yine Müslümanların üzerine atıyorlar. Onların hiç hataları, kusurları yok. Onların hiçbir yanlışlıkları yok. Bunun içerisinde sufiler de dahil. İnsanlar istişare mekanizmasını çalıştırmıyorlar. Müslümanlar sorgulamıyorlar. Bunu gidin İslam'ın siyasi kanadındaki kimselere söyleyin, şunu derler. Siz bir şeyhe gidip bağlanıyorsunuz, sorgulamıyorsunuz. Şeyhlerinizi ilahlaştırıyorsunuz. Onu peygamberin yerine koyuyorsunuz. Bunu hep söylerler ya, ona peygamber gibi tabi oluyorsunuz. Bunlar hep sufilere söylenen sözlerdir. Arkadaşlar, ben 57 yaşındayım. 12-13 yaştan siyasetle başladım. Orta 1-2'yi demedik, neydik? Sonra 12 Eylül'de siyasetle olan ilişkimi bitirdim. Sonra sufilikle tanıştım. 30 kusur yıl sufi hareketin içerisindeyim. 30 kusur yıl. Ben kendi cenahımdan söyleyeyim. Herhalde benim kadar eleştirilen, benim kadar arkasından gıybet edilen, benim kadar iftira edilen hiç kimse yoktur. Söylerler ya hani işte siz bunları böyle tutuyorsunuz diye, asıl kendileridir. Siz isim vermişler ya buradan şimdi. Refah Partisi ve Fatih Erbakan diye. Peki. Milli Selamet Partisi zamanında Necmettin Erbakan Hoca'yı eleştirecek bir kimse tanıyor musunuz? Eleştirebilir miydi bir kimse? Necmettin Erbakan Hoca Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'ın rahmetine kavuşuncaya kadar kim eleştirebildi? İsim zikrediyorum. Tayyip Erdoğan'ı kendi dairesinde, kendi etrafında eleştirebilecek bir kimse var mı? CHP lideri Kemal neydi soy ismi? Kılıçdaroğlu. Onu kendi etrafındaki herhangi bir kimse eleştirebilir mi? Adamın birisi eleştirmeye kalktı, partiden atıverdiler adamı. İyi. Fatih Erbakan'ı eleştirecek bir kimse var mı? Devlet Bahçeli'yi eleştirecek bir kimse var mı? Ne o? İyi Parti miydi? Özür dilerim. Neydi kadının adı? Meral. Meral Akşener. Eleştirebilecek bir kimse var mı ki? Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri hutbede Ömer şaşarsa ne yaparsınız? Bedevi kılıcını çekiyor. Bunun ne düzeltmesini biliriz. Ya Rabbi sana hamd ediyorum. Ömer şaşarsa onu düzeltecek olan kardeşleri var. Ne Ömer şaşıracak bir kimse ne de o bedevi edepsiz bir kimse. Ama bize ölçü. Ama bu insanız hepimizde. Ebu Zer-i Gifari Hazreti Osman Efendimiz'i biraz fazla eleştirince Hazreti Osman Efendimiz onu Şam'a gönderdi. Şam'a gidince Şam'da da Muaviye ve etrafını eleştirdi. Bu sefer Muaviye oradan mektup yazdı. Şam'ı istiyorsan bunu buradan çek dedi.
Bu sefer Hazreti Osman Efendimiz mektup gönderdi. Ebu Zer Gifari'yi geri çekti. Ebu Zer Gifari de Medine-i Münevvere'ye girmedi. Gitti dışarıda çadırın içerisinde yaşadı. Orada öldü. Gerçekten bir kimse Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıyorsa siyasetin içerisinde Kur'an ve sünneti yaşaması ve yaşatması ben kendi şahsımca mümkün görmüyorum. Bugünkü mevcut siyasi yapının içerisinde, Türkiye'deki siyasi yapının içerisinde bir kimsenin Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıp yaşaması ve yaşatması ve Kur'an ve sünnetin yaşanma, yaşatma mücadelesi vermesinin mümkün görmüyorum. Bir konuşurum, yıkılır ortalık. Bir başörtü yasağı kaldırıldı. İslami olarak. Bana ikinciyi söyleyin. Başörtüsü yasağı kaldırılması ve imam hatiplerin açılmasından, Kur'an kurslarının açılmasından sonra başka bir şey söyleyin bana. Ben kendimi bir partiye angaje eden kimse değilim. Bir siyasete bu manada, partisel siyasete angaje eden bir kimse de değilim. Ceza veriyorlarsa versinler para cezası. Ben oy kullanan bir kimse de değilim. Ama bakın, dinin haram kıldığı ne varsa Türkiye'de serbest. Dinin haram kıldığı ne varsa arkadaşlar Türkiye'de serbest. Serbest. Tecavüz ediyor, öldürüyor adam. Gidiyor yatıyor içeride, kaç yıl yatacaksa. Adamını buluyor, osunu busunu buluyor, alevere dalevere. Oradan da buradan da bir şeyler uyduruyor. Aa bir bakıyorsun, adam normal cinayet işlemiş gibi 17-18 yıl ceza almış. 17-18 yıl sonra çıkacak. Bir af maf bir şey de çıkarsa daha erken çıkacak. Tecavüzcüler, zaniler, katiller bu manada aramızda dolaşıyor. Sistem bu. Sistem bu. Siz zaten herhangi bir yerde dini olarak, dini söylem olarak ben zinanın yasak olmasını istiyorum derseniz dini söylem olarak laik, demokratik, hukuk devletini teokratik sisteme dönüştürmeyi istemekten ve döndürmekten savcının önünde nefeslenirsiniz. Evet. Şunu diyebilirsiniz. İslam dini zinayı haram kılmıştır. Bunu söyleyebilirsiniz. Dini söylem olarak ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasasında veya hukuki sisteminde dinimin emri olarak zinanın yasaklanmasını istiyorum diyemezsiniz. 82 Anayasası sizi çarpar. Yani darbecilerin yaptığı anayasa sizi çarpar. Darbecilerin yaptığı anayasayı da bakın 82 yıl kaç? 2018.
Kaç yıl geçmiş? 36 yıl. 36 yıldır darbecilerin anayasası duruyor bu ülkede. Ve herkes darbelere karşı, herkes darbecilere karşı. Darbeyi yapanları yargılamaya kalktık, biz anayasalarını değiştiremedik. Değiştiremezsiniz. Bakın, değiştiremezsiniz. Ya nasıl? Basmaya kardeşim. Ne zaman değiştirirsiniz? Bu benim kendi analizim. İngiltere, Amerika ne zaman bu anayasayı değiştir dedi, sen o zaman değiştirirsin. Neden? Çünkü bu anayasa onların haklarını koruyor. Biz, var mı anayasayı okuyan, inceleyen aranızda kaç kişi var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Bu topluluk nasıl bir anayasayla yönetildiğini okumuyor. Biz Kur'an'ı okumuyoruz, sünneti okumuyoruz, anayasayı da okumuyoruz. Ya anayasadan bir şey paylaştım Twitter'da, millet telefon açıyor. Efendim işte bu, yani nasıl böyle bir şey? Anayasada var. Ne o anayasadaki hukuk? Hükümet ekonomik olarak, ekonomik. Diğer devletlerle herhangi bir anlaşma yaptığında meclisten geçirme zorunluluğu yok. Evet, 82'den beri aynı. O yüzden habire devalüasyon olup bizim paramızı alıp götürüyorlar. Biraz siz para biriktirin, kazanın diyorlar. Biz çalışıyoruz, çabalıyoruz bir 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl. Ondan sonra bir rüzgar estiriyorlar. Bizim aldığımız, kazandığımız şeyi alıp götürüyorlar 3 günde. Dolar 3.500, dolar 6.500. Dolar 3.500, dolar 6.500. Nerede? Para? Nerede? E dolar şimdi 5.300. Seviniyoruz biz şimdi. E o en son haber var ya, diyorum ya bunlar resmen kafa yapıyorlar insanlarla. Ne işte gülüyoruz şimdi dolar işte 6.5 diyenlere, bak dolar işte bak 5.200'e indi. Allah Allah diyorum ya, milletin aklıyla mı alay ediyorlar? Ya matematik bilmiyor mu bu insanlar? Ya sen 3.5'ten aşağı düşür, ondan sonra biz gülelim ulan, alay edelim ulan. Namı operasyon yaptılar ha. Bak gördün mü operasyon nereye tepti? Dolar şimdi 2.5 lira. Ne? Dolar 2.5 lira. Doların 2.5 liraya düşeceğine inanan var mı burada? Varsa aklı gitmiştir zaten. Doların 3.5 liraya gerileceğine, eski yerine geleceğine inanan var mı burada? Aklı gitmiştir. 4.5 liraya düşeceğine inanan var mı burada? Aklı gitmiştir. 5.5 lirada durdu. 3.5 liradan 5.5 liraya. %80. %80. Akıllı telefonlarınız cebinizde. Bölün 5.500'ü 3.5'ya. Böl böl. Böl Yusuf.
1.57. Türkiye bir ay içerisinde 1.57 geriye gitti. %57. Hepimizden %57 aldı gitti. Nereye gitti bu? Bunu sorgulayabiliyor muyuz? Hayır. Bunu irdeleyebiliyor muyuz? Hayır. Bunun hesabını sorabiliyor muyuz? Hayır. Bitti. Şimdi ne on Fatih Erbakan maşallah. Şimdi bir şey söyleyeceğim, ortalık yer yerinden oynayacak. Babasının altından hesabını verdiler mi bu millete? Bu altınları nerede kazandıydı acaba? Çocuklar arkasından kıyamet kopardılar, mahkemelere verdiler, birbirleriyle mahkemelere düştüler. Nereden kazandı bu parayı? Alparslan Türkeş'in İsviçre Bankası'ndaki bilmem kaç milyar dolarını nereden kazandı o parayı? Bunun hesaplarını verecekler. Bakın bunun hesaplarını verecekler. Kim verebilir? Hiçbirisi de. Hiçbirisi. Ne? Amaçları? Dinmiş mi? Ha bu millet yine koşar aldatır mı kendini? Aldatır. Ben bir sefer aldandım. Ben bir sefer aldandım. 12 Eylül'de biz vatan millet Kur'an sünnet diyoruz. Kan satıyoruz, dernek kirası ödüyoruz. Ne bileyim işte şeyden alçıdan bozkurtlar yapıyoruz, üç ilerler yapıyoruz. Dernek kirası ödeyeceğiz diye uğraşıyoruz. Millet milletvekili olacağım diye uğraşıyor. Sonra bir bakıyoruz ki milyon dolarlar çıkıyor banka hesaplarında. Milyon dolarlar çıkıyor. Milyon dolarlar çıkıyor. Biz Kur'an, sünnet, vatan, millet diye koşacak insanlar emeklerini harcayacaklar, paralarını harcayacaklar, zamanlarını harcayacaklar. Ne olacak? Birisi belediye başkanı olacak, birisi milletvekili olacak. Ondan sonra belediye başkanı, milletvekili olup gelip tepeden bakacak bana. Yanaş yanına yanaşabiliyorsan. Kaç yıldır buradasınız? Burada, bu mekanda. 5 yıl mı oldu? 5 yıldan beri bir tane siyasetçi gördünüz mü burada? Beş yıldan beri sizin derdinizle dertlenen, sıkıntınızla sıkıntılanan birisini gördünüz mü burada? Beş yıldan beri ya burada millet toplanıyor, ne yapıyorlar, ne ediyorlar diyeni gördünüz mü? Yok. Daha kendi etrafındaki tetikçilere şunu söyletiyorlar. Biz FETÖ'den ağzımız yandı. Bütün cemaatlere ve tarikatlara uzağız. Ben dedim bu senin sözün mü?
bu hani AK Parti'nin sözü mü? Hocam benim sözüm değil. Ya AK Parti'nin, bak bunu derste kullanırım dedim. Bunu derste kullanırım, bu büyük vebal dedim. Yok öyle hocam dedi. Genelge gönderdiler dedi. İyi, biz de uzağız desek ne olacak o zaman? Biz komple siyasete uzağız kardeşler. Günlük siyasetle işimiz yok. O yüzden günlük siyasetle işimizi bitirdik. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak 23'e kadar durması gerekiyordu. Bu benim devletimin üzerinde yaptığım analiz. 2023'e kadar durması gerekiyordu. Ben bu analizimde hala da duruyorum. Bu analizim zaten bitti şey olarak. Ama şu acı bir şey bakın. Ciddi adaletsizlikler ve yolsuzluklar var. Geçen Cafer'le paylaştığımı şimdi sizle de paylaşayım. Sayıştay raporlarını açıklıyorlar ya. Ben de böyle boş kalınca bakıyorum onlara. Hani geçenlerde, geçen hafta da böyle adaletle alakalı bir şeyler paylaştım ya, istatistikler. Bunlar şeyden, ne o internette var, Adalet Bakanlığı'nın girin sayfasına. Adalet Bakanlığı'nda suç istatistikleri, ceza istatistikleri, ondan sonra mahkeme istatistikleri, sonuçlananlar, sonuçlanmayanlar hepsi de var istatistik olarak. Girin bakın. Sayıştay raporlarını da böyle yayınlıyorlar. Girip onlara da bakabilirsiniz. Bakın onlara da bakabilirsiniz. Şimdi adam biz bunu orman işletmesinde ben çalışırken bunu bizimkiler yol ihalesinde yapardı. Ona örnek vereceğim şimdi size. Yol ihalesi yaparız biz. Yangın yolu, yangın şeridi veyahut da işte dağ yolu, orman yolu. Yangın şeridi ayrıdır. Orman yolları ayrıdır. Orman yolu stabilize olur, daha masraflıdır. Yangın şeridi ise masrafsızdır. Yararlar dağın tepesinden bir yeri, öbür tarafa kadar giderler, belli bir metre açılır. Oraya da normalde topraklarlar, işte grader girer. O yangın şerididir. Şimdi oradan, bildiğim yerden örnekleyeceğim size. Şimdi ben o metre tül hesaplarını bilirim geçmişten. Şimdi yol ihale etmişler. Kaç metre? 200 metre. 200 metre ihale etmişler. 3 kişi ihaleye girmiş. Birisi 220 lira vermiş, birisi 240 lira vermiş, birisi de 260 lira vermiş. Peki. 200 metre ya ne olacak değil mi? İdare bunun üçünden birisini seçme hakkı var. Bizim zamanımızda öyleydi. Cafer dedi ki değişti şimdi, ortalamasını seçiyorlar dedi. Yani istediğine veremiyor dedi, ortalamasına seçiyor. İyi, ortalamasına seçti. Kime seçti? 240 lirayı seçti. Öyle değil mi ortalaması? 220 lira var, 200 metre ihale etmiş, 240 lirayı seçti. Dersiniz ki ya ne olacak 200 metreden 20 lira para verse? Ha, öyle değil. Adam işi 200 metre olarak almış, işi aldıktan sonra iş 2200 metreye çıkmış. Anladınız mı? 200 metrede adam 20 lira zarar edecekti. 2200 metrede devlet ne kadar zarar etti şimdi? 2000 metrede 400. 2 kere 2 4. 2200 metreye çıkardı ya, 2000 metre çıkardı. 10 katına çıkardı. 2000 oldu. Evet doğru. Dört yüz oldu. Adam ne oldu zararı? Orada normalde
200 metrede adam 20 lira zarar çekti devlet. Ama 2200 metre çıkarınca 400 lira zarar etti. Orta yerde şimdi ihale kanununa göre bir usulsüzlük var mı? Yok. İhale şartnamelerine göre bir usulsüzlük var mı? Yok. Bu para nerede? Açın okuyun Sayıştay raporlarını. Ben vatanımı, milletimi seven insanım. Benim babamın oğlu bu vatana, bu millete zarar verse siler atarım. Ben onu okuyorsam, görüyorsam, benim babamın oğlu olacak, bu devlete, bu millete zarar veren, onu dahi siler atarım. Ben o yüzden bu vatana, bu millete, bu devlete zarar verenlere hakkımı helal etmiyorum. Size bir şey diyemem. Kim bu vatana, bu millete, bu devlete, bu topraklara zarar veriyorsa ben hakkımı helal etmiyorum. Asla da etmeyeceğim. Altını tekrar çiziyorum. Kim bu vatana, millete, devlete zarar veriyorsa, siyasi, ekonomik, idari, hiç önemli değil. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Cenab-ı Hak mahşerde benim hesabımı görsün. Ahir zamanda diyor. Siz bunu beceremeyeceksiniz, yapamayacaksınız, hakkınızı alamayacaksınız diyor. Hakkınızı alamayacaksınız. Bu günleri yaşayacaksınız. Ve diyor bunu mahşerde Cenab-ı Hak diyor bunun hakkı. Hadis-i şerifte diyor ki sen bu hakkını diyor alamayacaksın. Ve Müslümanlara söylüyor. Ama diyor bu mahşere saklanacak. Benim alacağım mahşere saklı kalsın. Alamıyoruz. Evet. Allah bizi affetsin. Yani düşünebiliyor musunuz ya? Diyanet işlerinin parası faizde. Diyanet Vakfı'nın parası faizde. Başka bir şey lazım mı? Başka bir şey konuşmaya gerek var mı? Geçenlerde bizim hoca arkadaşa saydırıyorum. 4 milyon ilahiyatçı, diyanetçi, imamı, müezzini, ilahiyatçısı, imam hatip hocaları. 4 milyon. Ya 4 milyon insan, 4 milyon insan devletten maaş alıyor. Devlet yetkilisi. Ya bunlar 10 kişinin hidayetine sebep olsalar, 10 kişiyi Kur'an ve sünnete davet etseler, çağırsalar, bakın 4 milyon insan 10 kişi getirse birer kişi 40 milyon yapar ya. 40 milyon yapar. 40 milyon. 40 milyon yapar. Son 11 senede, 11 senede fuhuş %757 artmış. %100 değil, %757 fuhuş artmış son 11 yılda. Ya 4 milyon insan maaşta eleman. İmam hatiplerde, ilahiyat fakültelerinde, camilerde görevli müezzini, ondan sonra imamı, müftüsü, bilmem nesi, her şey.
4 milyon insan. Bu ülkede 4 milyon maaşlı din adamı var. Biz bu 4 milyonu bırakmışız kenarda. Bakın ülkenin gündemine bakın. 4 milyon ne yapıyor diye hiç kimse sormuyor. Bir şeyh efendinin birisi, bir sufinin birisi yola çıkmış, memleket yanıyor demiş, ortalığı din anlatmaya çalışmış. 4 milyonu bırakmışız biz, orada bir avuç insanla uğraşıyoruz biz. Oturmuşuz bir avuç insanla uğraşıyoruz. Hiç kimse demiyor bu ilahiyattaki hocalar ne yapıyor? Bu ilahiyattaki öğretim görevlileri ne yapıyor? Bu camilerdeki imamlar ne yapıyor? Bu camilerdeki müezzinler ne yapıyor? Bu müftüler, müftü yardımcıları, bu hocalar, hacılar ne yapıyor? Bu imam hatiplerdeki meslek dersi hocaları ne yapıyor? Bu ilahiyat fakültesinden mezun olan bu kimseler ne yapıyorlar? 4 milyon insan sadece mevcutta olan, 1 milyona yakın sadece Diyanet'teki kadro, 1 milyona yakın Diyanet kadrosu var bu ülkede. 1 milyona yakın Diyanet kadrosu olan bir ülkede fuhuş %757 artıyor 10 yılda. Ya bunlar ne anlatıyor ya arkadaşlar? Ya bu 1 milyon diyanetçi ne anlatıyor ya? Bu 1 milyon diyanetçinin anlattığı din mi sıkıntılı? Bizler mi sıkıntılıyız? Kim sıkıntılı ya? Bugün Perşembe. Dersten çıkacaksınız, eve gideceksiniz. Eve gittiğinizde ATV'de bir tane profesör, Kanal D'de bir tane bilmem kim, Fox TV'de bir tane bilmem kim, Kanal 7'de bir tane döndür gel, çevir gel, Cebellezi Minel Beşeret. Hepsi de toplanmışlar. Televizyonları parsellemişler. Harika konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Ne din anlatıyorlar acaba bunlar? Gece Murtaza dedi 5 milyon dedi geceliği dedi şeyin. Döndür gelin. Ne onun soy ismi ya? Döngel. Dedim iyi indirim yapmış. Bayındır'a gittik. Bayındır'a kutlu doğuma gittiğimizde 20 dakika falan konuşmadı. Orada sordum ben. Dedim para aldı mı? Aldı dediler. Belediyenin elemanlarına soruyorum. Bayındır Belediyesi'nin elemanlarına. Kaç para verdiler dedim. 7 milyar verdiler dedi. 20 dakikaya 7 milyar. Bundan 5-6 yıl önce. Piyasa düşmüş. Efendim? Saatliğine 30 milyar mı geliyormuş? Evet. Ha o ATV'deki. Onun adı neydi? Ne? Nihat Hatipoğlu. Bir saatine 30 liraya mı geliyormuş? 30 milyar. Bir saatliğine gidiyormuş. Ramazan'da bir aylığına 800 milyar mı alıyormuş? Tarkan Halt imiş yanında. Namazda. Sen de kerametini patlattın ya şimdi İsmail.
Anlaşıldı İsmail. Sen de gittin. Tamam. İsmail'e de 30 lira verelim artık. Allah bizi affetsin. Allah bizi affetsin. Halimiz bu. Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Ben yine niyetimi yapayım inşallah. Useyd bin Hudayr anlatıyor. Useyd atı yanında bağlı olduğu halde bir gece Bakara suresini okuyordu. Kur'an okurken at şahlanmaya başladı. Useyd sustu. At da sakinleşti. Tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. Useyd sustu, at sakinleşti. Bundan sonra Useyd bir daha okumaya başladı, at yine şahlandı. Useyd de artık okumaktan vazgeçti. Bu sırada oğlu Yahya ata yakın yerdeydi. Atın oğlu Yahya'yı çiğnemesinden korktuğu için onu yanına çekti. Bu esnada Useyd başını kaldırıp göğe baktığında başının üzerinde gölgeye benzer bir şey ve içinde kandillere benzer şeyler olduğunu gördü. Daha sonra bu gölgelik göğe çıktı. Nihayet onu göremez oldu. Sabah olunca Useyd bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları biliyor musun diye sordu. Hayır dedim ya Resulallah. Onlar senin sesine yaklaşan meleklerdi. Eğer sabaha kadar okumaya devam etsen kaybolmayacaklardı. Ve insanlar onlara bakacaktı buyurdu. Buhari, Müslim. Kıymetli dostlar, bir kimse Kur'an-ı Kerim okurken, virdini çekerken, namazını kılarken, bir ibadet ederken ve o ibadeti canı gönülden ediyorsa, gökteki melekler onlara iştirak ederler. Bir kısım kimseler bu meleklerin görülmeyeceğini söylerler. Oysa hadis-i şerifte beyan edildiği gibi sahabe melekleri görmüştür. Ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diğer insanların da o melekleri görebileceğini beyan etmiştir. Demek ki bir ibadet ederken özellikle sufi kardeşler derslerini çekerlerken, virdlerini çekerlerken, Kur'an-ı Kerim okurlarken kendi kendilerine şunu bilmeleri gerekir. Bir kısım melekler onlara eşlik ederler. Ve belki de o kimse o eşlikten haberi olmayabilir. Hatta bazen kardeşler ürperdik, korktuk, çekindik, bir ses duyduk. Bir böyle karaltı, gölgelik gibi bir şey geçti. Korktum, hemen dersi bıraktım. Korktum, hemen yorganın altına girdim. Bir sanki gölge geçti, bir karaltı geçti, bir ışık geçti, bir silüet geçiyormuş gibi oldu diye anlatırlar. Bunların hepsi de melektir. Melekler virdlerini çeken, zikrini yapan, hatta toplu halde zikrullah yapılan yerlere ne yaparlar? Gelirler. Oralara iştirak ederler. Ve o ibadeti yapan kimselere dua ederler. Bu tabii bazen insanlar bunları görürler. Bunları gördükleri halde bunların ne olduklarını bilmediklerinden dolayı bir anlam veremezler. Yani bu bazen insan kalbi olarak bir keşfe sahip olur veya onun üzerinde bir şey tecelli eder. O bilmediğinden dolayı onun keşif olduğunu bilmez. Bu onda bir eksiklik değildir. Bakın bu onda eksiklik değildir. Sahabenin bilmemesi gibi. O yukarıdan gelen, o kandilimsi, içinde ışık olan,
o pırıltıların melek olduğunu anlayamaması, bilmemesi gibi. Derviş kardeşler de veya bu tip ibadetlerle haşır neşir olanlar bu tip haller yaşayabilirler. Ama onların ne olduklarını bilmediklerinden dolayı bir anlam veremezler. O yüzden normalde melekler Allah'ı zikredenleri, melekler namaz kılıp, oruç tutup, Allah yolunda koşuşturan, cihad edenlere selam verirler. Ama onları normalde belli bir keşif noktasına gelemediyse insanlar, o selamlarını duymazlar. Onların konuşmalarını bu noktada işitmezler. Hatta onları görmezler de. Cenab-ı Hak cümlemizin kalbi paslarını attırıp kalplerine ilham ettiği, keşiflerini açtığı kullarından eylesin. Amin. Fâlemennehu la ilahe illallah la Fatiha ma salavat. Amin. Destur.